Mustafa Kemal'in çok sevdiğim bir sözü vardır. Hatta bu söz insanlık tarihi içerisinde söylenmiş en güzel sözlerden biridir. Yurtta barış, dünyada barış. Peace at home, peace in the world. Her ne kadar özgürlüğü ve barışı sonuna kadar savunsak da savaş dünyanın bir gerçeği. Kabul ediyorum. Fakat bazı savaşlar vardır, anlamlıdır. Mesela insanlık tarihi içerisinde yobazlıkla bilim her daim savaş halindedir. Lakin bazı savaşlar da vardır, vicdanlara sığmaz. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri 6 Ağustos 1945 Pazartesi saat 8.15'te Little Boy isimli uranyum 235 tipli atom bombasını Japonya Hiroşima'ya attı. Yapılan bu saldırıda tam 145 bin insan hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri bununla da yetinmedi. 3 gün sonra 9 Ağustos 1945 Perşembe saat 11.02'de bu sefer Fat Boy isimli atom bombasını Japonya Nagasaki'ye attı. Amerika'nın gerçekleştirdiği bu iki saldırı bana sorarsanız bilinen insanlık tarihinin en acı veren olayıdır. Bu atom bombasının en önemli özelliği sadece ilk saldırı anında zarar vermesi değil, hem insan hem de diğer canlı hayatına yıllara yayılan uzun süreli zararlar vermesidir. Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştirdiği bu iki atom bombası saldırısından önce küçük çaplı birçok denemede yapmıştır. Bu denemeler esnasında sentetik bir radyoaktif izotopu olan strontium 90 doğaya yayılmıştır. Bu izotopun doğaya yayılması yağmur bulutlarına bulaşarak olmuştur. Strontium 90'ın yarı ömrü tam 29 yıldır. Başta süt ve süt ürünleri olmak üzere hayvansal gıdalara bulaşan strontium 90 eğer havaya yayıldıysa solunum yoluyla da vücuda girer. En büyük özelliği kalsiyumu taklit etmesidir. Bu sebepledir ki vücut bunu bir yabancı madde olarak algılayamaz. Her ne kadar %80'ini atmayı başarsa da geri kalan %20 vücut içerisinde kalsiyumun yoğun olarak bulunduğu diş, kemik hatta kan hücrelerine kadar yerleşir. İnsana bulaşırsa birçok kanser hastalığına sebep olur. Hatta bağışıklık sistemini çökerttiği için AIDS'e bile yol açar. Biraz önce söylediğim gibi yarı ömrü 29 yıl olduğu için ilk açığa çıktığı andan itibaren doğaya ve biyolojik sisteme etki etmeye, zarar vermeye devam eder. Ve Nazım Hikmet. Türk şiirin en büyük şairlerinden ve dünya vatandaşı Nazım Hikmet Ran, 6 Mart 1958 yılında bir şiir yazar. Şiirin adı Strontium 90. Acayipleşti havalar. Bir yağmur, bir güneş, bir kar. Atom bombası denemelerinden diyorlar. Strontium 90 yağıyormuş. Ota, süte, ete, umuda, hürriyete, kapısını çaldığımız büyük hasrete. Kendi kendimizle yarışmadayız gülüm. Ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz ya da dünyamıza inecek ölüm.